Bir şey oldu kanka. Ayna. Ayna yok değil mi? Yok mu? Evet, bir türlü başlayayım. Arkadaşlar merhaba. Bugün yine hızlı bir şekilde hazırlamam gereken günlerden bir tanesi. Yüzümün şişliğinden net bir şekilde bence belli oluyor. Yeni uyandım. Bir 15 dakika falan olmuştur. Kahvaltı yapmadım. Yüzümü yıkadım. Dişlerimi fırçaladım. Hemen buraya geldim. Burası benim. Ablamın evindeyim bu arada şu anda. Video köşem. Buranın ışığını çok beğeniyorum. Şu an biraz saat erken olduğu için tam güneş gelmedi ama genelde çekim köşem olarak burayı benimsedim. Önce makyajla başlayalım o zaman. Çünkü yüzümün biraz renklenmeye ihtiyacı var. Bu arada ben normalde makyaj yaparken... Hayır, bunu demeyecektim. Bak kafam karıştı. Bu arada ben normalde video çekerken yanımda kimse olmasını istemem. Ama şu anda yanımda yeğenim var. Beni izliyor ve şu anda biraz tuhaf hissediyorum. Bu sırada size bugün ne yapacağımızı anlatayım. Ve şöyle bir sorunumuz var. Aynamız yok. O yüzden bununla idare edeceğim. Şu anda kameradan tam gözükmüyor ama dudağımı dün o kadar yedim ki. Bak belli değil mi? Şunun ortasında böyle bir yarık gibi bir şey oluştu. Dün akşam ben telefonumu sattım. Yani şu anda bir telefonum yok. Şu anda evde bir tane kullanılmayan telefon vardı. Onu kullanıyordum dün akşamdan beri. Bugün sizinle yeni telefon alacağız. Peki ne alacaksın? Tabii ki de iPhone 11 Pro Max alacağım. İstesem tabii ki 11'i alırdım. Fakat biraz daha bekleyip 11 Pro Max almak istedim. Çünkü ben her zaman olmuşken en iyisi olsun istiyorum. Ve ben küçük telefonu çok kullanmaya alışık değilim. Yani hep Plus ve Max kullandığım için 11'de de tercihim aynı olacaktı. Evet. Cildimle de gayet uyum sağlayan bir fondöten bu. Şimdi gözaltı kapatıcısını kullanacağım ve bitmek üzere olan bu kapatıcımla. Hiç bitmesini istemiyorum. Bu arada bugün hava dehşet soğuk. Ne giyeceğime karar vermem biraz uzun sürdü. Çünkü kıyafetlerimin hepsi neredeyse bavulumda. Ve bavulumdan çıkartıp şu kazağımla pantolonumu zorla buldum. Böyle biraz kahve tonları bugün takılayım dedim. Beyaz mı bu? İlk beyazım. Bak. Yaşlanıyorum arkadaşlar. Ay, gözükmemek için nasıl iki büklüm kaldım. Yerim seni. Arkadaşlar hayatımda ilk defa bir pudrayı bu kadar kullandım. Bu ne ya? Bu arada 256 GB alacağım çünkü 64 GB benim şu anda kullanmış olduğum. Yani en son XS Max kullanıyordum. Ve bana yetmiyordu. Artık uygulama ve fotoğraf silmekten bıkmıştım sürekli. Bu tabii ki ben bu işle ilgilendiğim için, YouTube videoları çektiğim için ve Instagram'ı çok aktif kullandığım için. Yoksa normal bir kişiye tabii ki yeter. Hala ölüm ilanı veriliyor yalnız. Bu kaçıncıdan gidiyor hiç bilmiyorum. Bunu size göstermek istiyorum. Bu geçenlerde eShop'ta bir alışveriş yapmıştım. 10 TL'ye düşüyordu. Ve kasadaki görevliye sordum. Güzel mi? Alayım mı? Siz tavsiye eder misiniz diye. Kadın dedi ki ben bunu kullanıyorum. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Açıkçası pek inandırıcı gelmemişti. Çünkü kirpiklerine baktığımda o kadar güzel gözüküyorduk yani çok uzun kirpikleri olmamasına rağmen. Ama aldım, denedim. Gerçekten çok güzel bir maskara. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Belki bundan daha ileri de vardır ama 10 TL'ye alabileceğiniz en iyi maskaralardan biri bence. Bir de ben iki kat sürüyorum. Çünkü benim kirpiklerim çok kısa ve ince. Ama yine de tabii ki çok çok iyi bir sonuç vermiyor bende. Çünkü kirpiklerimi beğenmiyorum. Dudak yağı süreceğim. Bundan bir tane de size hediye etmiştim. Çünkü şu an dudaklarımın buna çok ihtiyacı var. Gerekli nem ihtiyacını güzel bir şekilde karşılıyor. Maskaramı kururken saçımı açacağım. Dün ablamı öldürmüştüm. Bu saç modeli favorim. Üzülerek de olsa saçımı açmak zorundayım. Çünkü artık ikinci günü, normalde ikinci günü de kullanıyordum. Fakat bugün biraz daha böyle açık saç kullanmak istedim. Bilmiyorum. Bu arada üzerimdekiler siz konuşamıyorum. Dilim dönmüyor bugün. Aslında böyle dursa çok iyi. Çünkü benim saçım biraz fazla kamerada her ne kadar gözükmese de ve tamamını böyle açtığımda biraz kötü bir görüntü oluyor. Yani ben çok sevmiyorum böyle kalabalık saçı. Aa, gerçi bugün şapka takacağım. O yüzden olmaz. Şu, bunu geçen videomda size göstermiştim. SY2 çocuk reyonundan aldım. İyi ki de almışım. O kadar güzel ki. Gerçi şu an Ceylin, yani yeğenimin kafasına bile zor sığıyor. Ben ne yapacağım? Evet, bu örgüyü de açacağım. Kurtarmıyor çünkü. Aslında bugün kuru şampuan da sıkacaktım çünkü saçımın ikinci gününde aslında saçım bayağı bir yağlı oluyor. Maalesef saçım çok çabuk yağlanıyor. Her gün saçımı yıkamak zorunda kalıyorum. Yani en kötü iki günde bir. O yüzden kuru şampuanımı yanından ayırmıyorum. Hatta şu anda bavuluma koymadım nadir eşyalarım arasında.
Bunları da yemiştim ama batisti kullanmama gerek yok. Çünkü saçım yağlı gözükmüyor. Sadece saçımın bozulmaması için. Çünkü çok tutacak gibi durmuyor bu dalga. Hafif bir sprey sıkacağım. Şu an aynı olmadığı için kameradan bakarak göz kararı halletmeye çalışıyorum. Çok ağır bir kokusu var. Bir kat daha süreceğiz ama birazdan. Rujumu sürdüm bu arada. Bu benim en sevdiğim rujlardan. Her sürüşümde de inanılmaz derecede soruluyor. Avon'un blush rengi şöyle nude serisinden. Bayılıyorum ve zaten belli oluyor bence. Oyalanmak yok, hemen ceketimi alıyorum, çıkıyoruz. İşte kombinim hazır. Sadece şu anda ayakkabı konusunda sıkıntılarım var. Çünkü kıyafetlerimi kaldırdığımı size söylemiştim. Ayakkabılarımı da kaldırdım ve sanırım 4 ya da 5 çift ayakkabı bırakmıştım burada. Ama onların da hiçbiri bu kombine uymuyor. Ablamla da ayakkabı numaramız uymuyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Yani büyük ihtimalle siyah bir tanesini giyip çıkacağım. Bebeğim. Öpüyorum seni. Bay bay. Bunlar da benim kolilerim. Bunların hepsini işte yeni evime götüreceğiz. Fakat ay ışık gitti. Fakat nasıl olacak bilmiyorum. Çünkü çok fazlalar. İşte bu da benim idareten kullandığım telefon. Gayet iyi bu arada. Samsung A7. Peki bugün başka ne yapacağız? Onu da size anlatayım. Telefonumu aldıktan sonra doktora gideceğim. Önce diş taşı temizliği yaptırmam gerekiyor. Bu arada diş taşı temizliğini en son 1 yıl önce yaptırmıştım. Ve her yıl yaptırıyorum. Aslında bildiğim kadarıyla yılda 2 kez yaptırmanız gerekiyor. Ve uzun zamandır hayalini kurdum. Şey yapacağım bugün. Üşeniyordum hep. Doktorumun yanına gideceğim. Estetik doktorumun. Biliyorsunuz burnumda bir şekil bozukluğu oluşmuştu. O yüzden onun hakkında konuşacağız. Bir de şurada benimi aldırmıştım. O da böyle hafif bir iz kaldı. Güneş kremi kullanmadığım için alabilir. Evet, bu konuda biraz ben suçluyum. Yarın belki ben giderim. Otobüse gitmeyi düşünüyorum. Çünkü papağanın da yanında alacağım. Bu uçakta biraz sıkıntı olabiliyormuş. Hayvan kısmında da sorun olabiliyormuş. O gün vlog çeker miyim? Hiç bilmiyorum. Çünkü 20 saat falan yolda geçecek. Ama en azından hani Instagram'dan takip edebilir. Beni Instagram'da sürekli zaten story paylaşıyorum. Bu arada şapkam çocuk reyonu gibi durmuyor değil mi? Eyvah arkadaşlar, şimdi 2 saat dolmuş bekleyeceğiz. Maalesef bahçe arabayla gelmemiş, o yüzden dolmuşla gidiyoruz. Vatana gideceğiz, vatandan alacağız. Meydanda bir iki yere baktık. Bir de arkadaşlar az önce size göstermiştim, kolilerim var benim. Onları da bugün kargolayacaktık aslında. Maalesef bugün olamayacak çünkü hem Martu'da araba yok hem de bugün çok işimiz var. Büyük ihtimalle sıkıştıramayacak. Arkadaşlar şu an görüyorsunuz, arka taraftan görüyor musunuz? Vatandayız fakat maalesef vatanda benim istediğim renk yoktu. 256 GB, 64 GB'ı vardı ama 64 bir daha umarım asla almam çünkü asla yetmiyor bana. Bartu şu an Forum Teknosa'yı arıyor. Forum Teknosa'yı arıyor ama sanırım açmıyorlar değil mi? Açmıyorlar. Yani dedik kendine bir soralım, eğer ellerine varsa gidelim, yoksa boşuna Forum'a hiç uğramayalım. Direkt MediaMarkt'a geçeriz, oradan alırız diye düşündük. Peki bir tane var elimde. Tamam. Burada var değil mi şu an? Var şu an elimizde mevcut. Kapalı kapalı. Pro'dan mı aldın? Siz mersiniz. Levent Bey çok yardımcı oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar telefonu bir türlü alamadık. Şimdi benim banka kartımın limiti varmış. Günlük alışveriş limiti. 13.300 TL vereceğim. Şöyle, gireyim mi? Şöyle alayım. Şuradan yapalım. 13.300 TL bu arada telefonun fiyatı. O yüzden şu anda kart bunu onaylamayabilirmiş. İyi, telefonum henüz benim değil ama olsun. Az kaldı, inanıyorum. Evet, onaylanmadı. Vermedi. Ya. Günlük alışveriş limiti var. Şey bak güzel. Kaç lira? Kaç lira çıkıyor? Hiç öyle alamadı. Bu kadar aksilik oldu. Günlük alışveriş şeyi var. Evet, limit. Bir de bu parayı 2 günde çekebiliriz ancak. Tek bankamatik vermiyor. Ya da bankaya gideceğiz. Buradan ne kadar çekebilecek olduğuma bakıyorum. Gidip biz bankadan mı? En kötü öyle olur ama siz zahmet edeceğim. Bu tekrardan. O da oynamadı. Evet. Tekke parça parça çekmeyi deniyor da gene vermeyecek ki. Onun da belli bir limiti var ama 13.000'e kadar çekmez onu, bence denemeyelim. Bence de çekmez. Bir türlü alamadık ya. Yani bir saat içinde biz diyelim ki parayı çektik ya da çekemedik. Bir saat sonra yani ayırmaya devam edelim. Tamam, 500 tut. Nasıl olursa. Telefonumla vedalaşıyoruz. İnşallah bir saat sonra gelip alacağım seni. Acaba şu an o kadar mutsuzum ki, o kadar pişman da değilim ama yani tam taşınma aşamasında kendime bunu niye yaptım diye soruyorum çünkü
Eve çıkacağım. Evin depozitosu konuşamıyorum. Evin depozitosu emlakçı evin depozitosu Evin depozitosu emlakçının ücreti ve 6 aylık kirayı da peşin ödemeyi düşünüyordum. Bunlar zaten bayağı bir para yapıyor. Onun dışında beyaz eşya almam gerekiyor. Beyaz eşyam yok. Onları halledecektim ve şu anda hani bir 15 milyar da telefona verebilir miyim bilmiyorum. Şu anda bir fikir değiştirdik. 516 GB alayım diye düşündük. O yüzden biraz moralim düştü ama tabii ki bunlar güzel sıkıntılar. Şükrediyorum. Şimdi Bartu'yla geldik. Çorba ve İskender yemeye. Uzun zamandır canım İskender çekiyordu. Arkadaşlar çok fazla aksilik oldu ama sonunda telefonumu alabildim. Yani ödemesini yaptım. Yarın bu saatlerde yani öğleden sonra 3 gibi falan bende olacak telefon. Çok fazla işim var telefonla. Tüm işlerimi oradan hallediyorum. Diş işini maalesef başka bir güne bırakmak zorunda kaldım. Şimdi de doktorumun yanına gideceğim Emrah Sözen'e. Evet şimdi sonunda Medikal Park'a geldik. İşlerimizi halledip Bartu'yu zorla benimle getirdim. Normalde burada bir işi yoktu ama tek başıma hastaneye gelmekten nefret ediyorum o yüzden. Bu arada saçım yağlandı biliyor musunuz? Size diyordum ya normalde ikinci gününde yağlanırdı bugün yağlanmadı diye. Şu anda o halde. O yüzden sürekli şapkayla geziyorum. Kendi kendine konuşuyorsun. Komik. Bu alan yaşlı ve engelli vatandaşlarımız için ayrılmıştır diyor Bartu. Sen niye oraya gittin oturdun? Çok ayıp, hiç doğru değil. Çok ayıp. Biraz duyar. Böyle sinir oluyorum gerekli duyar kasanları şu an. O gıcıklığı yapayım biraz. Çünkü hastane bomboş. Öndekine de çünkü o da büyüyecek. Şöyle ufak dokunayım bence. Yani tamamen belki onu yok etmeyeceğiz ama en azından büyümesine geliyorum. Şu an şey düşünüyorum. Sadece biraz böyle tırtıklı duruyor ya. O i̇şte biraz scar dokusu, iyileşme dokusu aslında. Stresini duruyor birazcık. O herhalde iyileştirmek için vücudun kendi yaptığı bir şey. Ben de gitmeden halledeyim bu işi çıksın aradan. Kaç yıl? 2 yıl yüksek sansılar. Ya. Şimdi çok küçük, sadece dokunacak kadar yapacağım. O ne işe yarıyordu? Of. Ben çok evhamlıyım değil mi? Ne işe yarıyor? Geçen videomda da vardı. Ne işe yarıyor? Bu şey sıkınca ne kadar... Yok sıkmayla alakalı. Sana temas etmesi gerekiyor. Cihazın daha iyi çalışması için. Canın yanacak bunu sık anlamı da yapıyoruz. Anladım. Ay, korkuyorum. Bazısını o yüzden de veriyoruz gerçekten. Yok şimdi çok da çok adamı sıkmıyorsun. Şu anda buradakini sıkar olduğu için ben onu sadece bir hasarlıyormuşum gibi düşün. Sonra iyi bir şekilde iyileştirmeye çalışacağız. Başım önündeki belirli. Acıyor muymuş? Biraz. Çok nasıl? Yok gerek yok bana. Islat sadece. Onun üzerinden bir. Sadece dokunduğunu hissediyorsun. Evet. Normalde lokal anestezikler dokunma hissini kaybetmez. Sadece acı hissini kaybeder. O yüzden sana dokunduğunu hissedeceksin işte bir şey yaptığını ama acı hissetmeyeceksin. Şu an sıkar dokusunu artık öldürdük. Ondan sonra yeniden iyileşime bırakacağız onu. Düzgün bir şekilde iyileştirelim. Zaten sıkıntımız olmaz. Bu kadar. Yine bir hafta falan birkaç gün şey sürelim, kremleyeceğiz. Ondan sonrası için de bir şey gerekiyor. Çok mutluyum şu anda. Doktorumla görüştük ve ne oldu biliyor musunuz? Martı yapma lütfen. Arkadaşlar çok mutluyum şu an. Doktorumla görüştüm ve ne oldu biliyor musunuz? İkinci burun ameliyatını oluyorum. Birkaç işlem var aklımızda. Onları doktorumla görüştüm. İkimizin de fikirleri vardı. İkisini de gerçekleştireceğiz ve daha farklı bir burun ortaya çıkacak. Aslında çok istemiyordum ikinci ameliyat olmak ama 4 yıl geçti ve artık bazı şeyleri değiştirmek istiyordum ben de. Doktorun aynı şekilde. O yüzden görüştük, hallettik. İstanbul'a gideceğim için şu anda yapamıyoruz ama en kısa zamanda Trabzon'a döneceğim ve ikinci burun ameliyatını alacağım. Bu arada benim de aldırdım. Şurada böyle bir kızarıklık var. Bir sürü video çekeceğim burun ameliyatı olursam tabii. Ama olurum değil mi? Yani kötü etkileyecek mi acaba seni? Yani şöyle ben burnumun şu an şu uzunluğunu pek sevmiyorum ki burnumu yaptırırken özellikle ben doktoruma demiştim çok küçük olmasın diye. Evet evdeyim şimdi yeğenlerimin odasındayım. Arka plandan bence net bir şekilde belli oluyor. Bu arada burada hala bavullarım var. Sabah size göstermiş olduğum kolileri de yine kargo şirketiyle yollayacağım.
Herhalde bir 1000 TL falan sadece kargo firmasına vereceğim ama yapacak bir şey yok. Şehir değiştirmek gerçekten çok zormuş. Neyse şimdi eve gelmişken hemen size bir kargo geldi, onu göstereyim. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Benlerimi aldırdım ya, şurada iki tane. Burada küçük bir kızarıklık var. Ekrandan gözüküyor mu? Bakın şöyle. Ekrandan şu anda tam gözükmüyor sanırım. Krem sürdüm buraya. O kremi de size göstereyim. Çünkü daha öncesinde ben benlerimi aldırmıştım yine ve o zaman aşırı sorulmuştu. Hatta Instagram'dan falan da sırf onu sormak için ulaşanlar olmuştu. Sırf doktoruma benini aldırmak için şehir dışından gelenler olmuştu. Ki bu kadar yoğun bir ilgi hiç beklemiyordum. O yüzden hemen size şimdi o kremi göstereyim. Bir yıl önce ben yine benlerimi aldırmıştım. Fakat ben güneş kremi kullanmadığım için sonrasında tekrar çıktı ve hafif bir iz kaldı. Şimdi tekrar aldırdım. Ama bu kez düzenli olarak hem kremi hem de güneş kremi kullanacağım. Şöyle göstereyim size. Yanlış yönlendirme yapmak istemiyorum. Bu benim doktorumun bana vermiş olduğu krem. Siz mutlaka doktorunuza danışın. Şu kremi bir de yakından göstereyim size de. Çünkü sonrasında bayağı bir ulaşmaya çalışıyorsunuz bana. Ben de genelde Instagram DM'lerine çok cevap yazamıyorum. Şimdi de arconemvedenibunu.com'un birlikte hazırlamış olduğu bu paketi açalım. Az önce ben bir sıktım. Hindistan cevizi olanını, çok güzel kokuyor. Bunlar sprey kremler. Ben sprey krem kullanmayı çok seviyorum. Kesinlikle çok pratik. Normal kremi sürerken böyle hani tırnağınızın arasına giriyor falan ya. Çok kötü. Bununla böyle direkt sıkabiliyorsunuz. Ben şöyle yapayım dedim. Bu ikisini size hediye edeyim içinizden bir kişiye ve çekiliş başlatayım dedim. Çekilişe katılmak için de yapmanız gereken tek şey beni YouTube kanalımdan ve Instagram hesabımdan takip ediyor olmanız. Başka bir şart istemiyorum. Aşağıya herhangi bir yorum yazarak çekilişe katılabilirsiniz. Böyle mini bir hediye göndermek istedim içinizden bir kişiye. Genelde videolarımda %90'ında böyle bir şeyler hediye ediyorum. Etmeye çalışıyorum. Bunu bir tane sıktım ama sorun olmaz diye düşünüyorum sizin için. Şimdi ağızlarını kapatıp direkt sahiplerine ulaştıracağım. Ah, burada da bakın kim var. Yeğenim beni izliyor. O da ileride YouTuber olacakmış. Niye tuhaf hareketler yapıyorsun? Utandı. Netlemiyor. Evet, şu an kameram rehin alınmış durumda. Beni çek, beni çek diye. Bu arada Ceylin ve Defne kardeş ve benim yeğenlerim oluyor. Yani ablamın çocukları. Ve bizi benzetiyorlar. Değil mi? Seninle özellikle sanırım çok benzetiyorlar bizi. O da kuzeni Ceylin ve Defne'nin. Defne beyaz tenli olması dolayısıyla bana benziyor bence ama yüz yapımı Ceylin'e daha çok. Sizce yorumlarınızı aşağıya yazın. Bunları şimdiden almak istiyorum. Onları hediye göndereceğiz, tamam mı? Sıkmayalım. Kutularına koyalım bunları şimdi. Arkadaşlar geldim. Şimdi size hemen hızlıca nereye gittiğimi anlatayım bu saatte. Çünkü genelde akşamları çok fazla dışarı çıkmıyorum. Şimdi son anda Serap'lara, yani en yakın arkadaşıma gitme kararı aldım. Çünkü bir tane videom var. Yarın yetiştirmem gerekiyor ve benim telefonum yok. Ben düzenlemeleri bilgisayarla değil telefonla yapıyorum. Hatta görüntü kalitesinin bir tık düşük olması sebebi bu aslında. Önce telefon almak istedim. Sonrasında bilgisayarı alacağım. Çünkü önümüzdeki yıl tez yazmam gerekiyor. Ve Serap'ın yanına gidiyorum. Bir iki saat falan telefonuyla işlerimi halledeceğim. Sonrasında da otururuz zaten. Tam bu mesele çıkmadan önce demişti bize gel gitmeden diye. Çok iyi denk geldi. Şimdi apar topar hazırlandım. Şöyle bir kombin yaptım. Bu bomber ceketi bu arada çok soruyordunuz. Yani gerçekten böyle bir blogger tribi değil bu. Gerçekten en çok sorulan şeylerden biri buydu. Bunu ben Shein'den aldım. Çantamı zaten bugün takmıştım. Bu takımla Pineapple'dan, çok seviyorum bunu. Ve şöyle minik bir çanta hazırladım. Bunu da tabii ki her arkadaşıma giderken yapıyorum. Sırt çantası hazırlamak yerine genelde yanıma şöyle küçük bir çanta alıyorum. Çünkü küçük çantaları takmayı daha çok seviyorum. Bu arada şu kulaklık var ya, dünyanın en iyi icadı. Bir ara bunu apaçlar takıyordu sanki. Ben de küçükken takıyordum da şimdi ben gerçekten görüntüsü falan umurumda değil. Sırf sıcak tutuyor diye takıyorum. Şimdi yine bugün aynı yola geldim. Sabah size gösterdiğim yoldayım. Bir yarım saat daha burada dolmuş bekleyeceğim. Burada dolmuş bulmak bayağı zor oluyor. Bu arada bugün de bu botları giydim. Çünkü başka hiçbir seçeneğim yoktu. Sabah size bahsetmiştim. Pek eşofman takımının altında olmadı ama çantayla bir şekilde kurtarmaya çalıştım. Yeni günden merhaba. Şu anda Serap'lardayım. Banyolarını ele geçirdim kayıt için. Şimdi bugün sizinle hazırlanacağız. Tekrardan makyajımı yapacağım. Saçımı bu arada Serap'ın kuzenine ördürdüm ve çok hoşuma gitti. Bu örgüyü çok seviyorum. Hemen hızlı bir şekilde hazırlanacağım. Bugün telefonum gelecek umarım. Yani aslında şu saatlerde gelmiş olması gerekiyordu. Onu alacağım. Bir tane kargo geldi. Onu teslim almam gerekiyor geri dönmeden. Ve sonrasında Bartu ile buluşacağım. Yine aynı makyaj malzemeleri yanımda zaten. Bozulumu toparlamış olduğum için sadece bunları kullanabiliyorum. O zaman başlıyoruz.
past my reflection, thinking about what you mentioned. It was supposed to be the one to take every last pain away. Nothing on our loving, maybe time told us that we were different. Did it break you down? De giydim. Çıkıyoruz. Nereye gideceğiz? Önce meydana geçeceğiz. Oradan telefonumu alacağız. Sonrasında neler yapacağız bilmiyorum. Birlikte göreceğiz. Normalde evde durmayı hiç seven biri değilim ama bugün hiç dışarı çıkasım yoktu. Sadece çok fazla işim olduğu için çıkmam gerekiyordu. Yarın da kargolamayı yollayacağım bu arada. MNG Kargo'da o işi halledeceğiz. Bayağı bir kolim var. Nasıl gidecekler, nasıl yerleşecekler hiç bilmiyorum. Buz gibi hava resmen ki ben göbeğimi açık giydim. Ne olacak? Üşümekten nefret eden biriyim. Çok da kolay üşüyorum. Bugün bir an önce geçsin bitsin tüm işlerimi halletmiş evime gidip yatıyor olmak istiyorum. Evime dedim de ablamın evine. Çünkü henüz benim evim yok. Bu arada bugün okulla görüştüm. Biliyor musunuz? Ev bulamadığım için ben aslında okul kaydımı iptal etmek üzereydim. Ve okuldan aradılar beni, kaydınızı iptal etmek istiyor musunuz falan diye. Evet dedim, sebebini sordular. Çünkü ev bulamadım dedim ve 25 gün kaldı, hala kalacak bir yerim yok. Sokakta kaldım dedim. Onlar da yardımcı olmaya çalıştı bir şekilde. Emlakta tanıdıklarını falan böyle bana yönlendirdiler. Şu an ev arayışındayız deli gibi. Ve Bartu'nun yanına geldim. Bir gelişme daha oldu. Sonunda telefonumu alabildim. Bartu benden daha heyecanlı. Peki şimdi ne yapıyoruz? Şimdi telefonuma kılıf ve jelatin almaya gidiyoruz. Ondan sonra da... Salak mı? Adam yanından geçiyorduk ama çok yakındık. Yani yol çünkü dardı. Bir anda kapıyı açtı ve bu durum benim en korktuğum şey. Ben mesela kapıyı açarken çok dikkatli açarım. Bu insanlara rahatlık nereden geliyor? Hiç anlamıyorum. Şimdi şöyle CK'ya geldik. Bu da Trabzon'da benim size tavsiye edebileceğim bir spor salonu. Bartu oraya gidiyor zaten. Evet, şu anda iPhone'umuzun kurulumu yapılıyor. Evet arkadaşlar, bu da yeni telefonla ilk video kaydım. Şu anda kabahinden gelen ayakkabıları açıyoruz. Ve yarın çekime çıkacağız. Yarın artık vlog yok. Bitiriyoruz vlogu. Bu arada şu anda en geniş açıdan çekiyorum. Şöyle göstereyim size. Gittikçe yakınlaşabiliyorsunuz. İşte 3 kamera özelliğinde böyle size göstermek istiyorum. Ay çizme geldi. Bu çizme arkadaşlar, şu çizmeyi bana o kadar soruyordunuz ki, yani çok benzerine kabahinde şu anda varmış. İyi oldu bu, bunu çok severek giyiyorum. Şimdi bunu ben eve götürürüm, yarın kombi yaparım ona. Bakalım başka neler var. Bakayım. Nude renk. Arkadaşlar bu da ön kamerası. Ön kamerası da bence çok güzel. Şu anda ışık biraz kötü. Aslında X etmekte çok çok büyük bir farkı yok bence. Aa, tatlı ayakkabı göndermişler. Doğru düğünü. Bunu da ben seçmiştim biliyor musun? Normalde sevmem bu rengi ama. Belki benim en sevdiğim renk. Arkadaşlar şimdi artık bu kısmını kapatıyorum videonun. Evde görüşürüz çünkü biz yemek yiyeceğiz. Gezeceğiz biraz, kendimize vakit ayıralım. Selam, eve geldim sonunda. Tabii ki yine yeğenlerimin odasındayım. Bu arada güzel bir gelişme oldu. Annemle görüştüm ve evi tut dedi. Yani İstanbul'da bir tane ev beğenmiştim ve galiba onu yarın tutuyorum. Çok değişik. Yani hayatımda ilk defa bir evim olacak. Tuhaf hissediyorum. Şimdi size hemen şu kutu açılımını yapayım. Çünkü videonun başlığını sanırım kutu açılımı koydum. Yani XS Max'imi aldığımda kutu açılımı videosu yapmıştım. Bunu da hemen göstereyim size hızlı bir şekilde. İşte kulaklığı, şarj aleti bu kez bayağı bir farklı. Ve kablosu. Evet, kutu açılımı bayağı bir kısa oldu. Bu kadar. Telefonda burada. Pamuk bitmişti, onu aldım. Bir de gazete aldım. Çünkü birazdan da kırılacak eşyalarımı kolileyeceğim. Bu arada yarın için kombin yapacağım. Şu anda göstereyim size. Şu çizmeler favorim oldu. Bunlarla birazdan birkaç tane kombin yapacağım. Aslında 10 çift ayakkabı çekeceğiz ve toplamda 10 tane ayrı kombin yapmam gerekiyor. Yani bu gece benim bayağı bir işim var. O yüzden bu videoyu sonlandırıyorum. Şimdi yarın yayınlayacak olduğum videomun düzenlemesine geçeceğim. Ondan sonrasında da artık bu kolileme, toparlanma ve kombin yapma işini halletmem gerekiyor. Buraya kadar izlediyseniz aşağıya pembe kalp emojisi bırakın. Birkaç tane pembe kalp var ama herhangi biri olur. Hoşçakalın.